sebeple içinde çürükler olan bir kitabı doğrularından dolayı sakın muteber addetmeyin. Akaide müteallik bir çürük şey onun bütün hasenatını mahvu perişan eder. Aynen o Yılmaz Altuğ konuşan adama söylediğim mantıktır İslam'ın Öztuna, mantığı. Yılmaz efendim? Öztuna. He? Yılmaz Öztuna. Aa, Öztuna. Altuğ mu dedim? Yılmaz Altuğ hukuk fakültesinde bizim profesörümüzdü. Karıştırdım. İhtiyarlık böyle. Ne yaparsanız gençlikte yapacaksınız. Ben ne biliyorsam %90'ını sizin yaşlarınızda öğrendim. Leyli okuyordum Trabzon Lisesi'nde. 3 seminer saati vardı. Bir sabah 2 akşam. Ben mektep kitabı getirmezdim. Hariçten kitap okurdum. Yetmezdi. Millet yatakhaneye giderdi. Ben aşağı mutfağa inerdim. Mutfağın başında gene kitabımı okurdum. İlme haris olun. Haris. Şöyle böyle kulak dolgunluğu bana yeter demeyin. Çünkü bir insanın Allah katındaki mesuliyeti üzerinde tahakkuk eden ilahi nimetler derecesindedir. Hiç kimsenin mesuliyeti birbirine eşit değildir. Çünkü hiç kimsenin şartları birbirine mutlak aynı değildir. Ne zekada, ne cesarette, ne sair sosyal imkanlarda kimse birbirine mutlak eşiti değildir. Kainatta birbirine mutlak aynı olan iki şey yoktur. Olaydı birini yaratmak abes olurdu. Abesle iştigal Allah'ın müteal sıfatına aykırıdır. Bu farklılık asıldır. Sen öyle bir mesuliyet nisabındasın ki bu nisabı bilemezsin. Allah-u Azimişan bazı mükellefiyetler için hem nisap bildirmiştir hem nispet bildirmiştir. Bu borçlardan kurtulmak gayet kolaydır. Mesela zekat böyledir. Şu kadar paran olursa, üzerinden bir sene geçtiyse, şartları bellidir, şu kadarını zekat vereceksin. Verdin bitti. Acaba tamam oldu mu olmadı mı şüphen olmaz. Namazın vakti belli, orucun belli, şartları belli, ifa ettin bitti. 10 rekatta öğlen namazı kıldı, acaba eksik mi oldu demezsin. Ama Allah-u Azimüşşan buyuruyor ki herkese, herkese, alime cahile, aklı başında olan, akil ve bali olan herkese وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ Allah yolunda cihad edin. Allah'ın dini galip gelsin diye çalışın. بِاَنْوَالِكُمْ Mallarınızla ve enfusukum nefislerinizle. Peki bu ayet karşısında ben kendi kendime soruyorum. Ya bundan kurtulmak için, bu emri yerine getirdim diye rahat etmek için zekat gibi, namaz gibi kat'i şüpheye yer vermeyecek bir ölçü var mı? Yok. Ne miktar? Ne miktar çalışırsam beraat ederim. Çünkü takatin kadar mesul olduğuna göre diğer bir ayet la yükellifullahı nefsen illa vüsaha. Allah kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Buradan herkes teselli çıkarır kendini. Halbuki bu takati kadar yükler demektir. Bu takate ne dahil? Aklın dahil ölçemezsin. Cesaretin dahil ölçemezsin. Sıhhatin dahil ölçemezsin. Para gibi sayılmıyor. Acaba benim sahip olduğum ilahi nimetler beni ne ölçüde hizmet edersem bu emri yerine getirmiş bir insan sıfatıyla beraat fermanı alarak Allah'tan ahirete intikal etmem mümkün kılar. Bunu hiç kimse tayin edemez. Hiç kimse. Burada bir korku ile ümit arasında yaşayacaksın. Şartlarını zorlayarak azamisini yapmaya çalışacaksın. Bu Avrupa süreci şimdi vetireye süreç diyorlar. Avrupa süreci gibi ucu asık, ucu açık. Belli değil nereye kadar. Böyle bir mükellefiyetimiz var. Buna sadece zenginler deseydi bi envalikum derdi. Bi envalikum ve enfusukum. Mallarınızla ve nefislerinizle. Bu nefse neler dahil? Ölç bakalım.
nisabı tayin et, borcu tayin et bakalım, edemezsin. O zaman yırtınırcasına Allah'ın dini galip gelsin diye, bir zarara maruz kalırcasına, bir zararı göğüslemeye, iktiham etmeye razı olma derecesine kadar. Bir iş yaparsın hapse düşersin, bir iş yaparsın dövülürsün. İşte takatin hududu oraya kadar olduğu sabit olur. Elini sıcak sudan soğuk suya sokma, bekle ki İslam galip gelsin ama başkası yapsın. Rahmetli Necip Fazıl derdi ki, bu millet o gün için, bugün o kadar değil, boğa güreşine gelen bir seyirci kitlesine benziyor. Seyirci eğer boğa, matadoru öldürürse, boynuzlarsa, verdiği bilet parasına değer, heyecanlı oldu diye keyiflenir. Kan gördüğü zaman verdiği biletin hakkını almış gibi olur. Ama akan kan kendi kanı olmamak şartıyla. Bir o matadora sor bakalım. Başkasından beklemek böyle bir ahmaklıktır. Herkes ferden ferda mesuldür. Babandan sana miras kalır. Ama babandan sana ilim kalmaz. Babandan sana hasenat kalmaz. Onu sen kazanacaksın. Bugün müştekiyiz. İnsanların büyük kısmı dalalette. Bu kadar makul sebepler varken Taksim'e çıkmayın efendiler. Hayır, çıkacağız. Polisi taşlayan, araba yakan, vitin kıran bilmem ne, sayısız adam. Bunların dalaleti sürüklenmesine müessir olan telkinata biz de maruz kaldık. Biz de aynı mekteplerden geçtik. Allah'ın lütfu keremiyle masum kaldık. Onlar gibi İslam aleyhine, devlet millet aleyhine bir temayüle sapmamak hususunda korunduk. Bu korunmanın da bir borcu var. Size başka vesilelerle söyledim. İçinde bulunduğunuz devir hem bir taraftan saadet bahştır, saadet vericidir, hem de bir taraftan korkutucudur. Saadet verici olmasını şu vasfıyla sabittir ki, adım adım 1950'den bu yana İslam'ın galebesine doğru gidilmektir. Korkutucu olan yönü şudur. Size bunu bir misalle verdim, bir daha tekrarlayayım. Bir araba çamura batsa, içindekiler çıkar, onu çamurdan çıkarmak için itmeye başlarlar. Bu itme esnasında, bu itenler, araba hiç kımıldamıyor. Kendileri kadar da adam olsa arabanın çıkacağı yok. Kenarda dikilen birine kızmazlar. Ama araba kımıldadı. Ha çıktı, ha çıkacak. Kenarda duran adama kızarlar. Arkadaş ya, insan değil misin? Şuraya bir el at. Bu araba kımıldadı işte. Çıktı, çıkacak. İşte bugün İslam'ın galebesi için çalışmak hususunda tekasül gösteren adam, arabanın kımıldadığını gördüğü halde kenarda dikilen adam gibi mesuliyeti o arabanın kımıldamadığı zamanki adamın mesuliyetinden daha ağırdır. Tehlikeli olan nokta budur. Eğer siz Mustafa Kemal'in gününde gençliğinizi idrak etseydiniz, sizin dünyaya geliş sıranızı siz yapmadınız. Bu kader-i ilahidir. Onun zamanında gençliğinizi idrak etse hiçbir şey yapamazdınız. Kımıldasanız kelleyi verirdiniz. Ama bugün öyle değil. Bugünkü şartlar, o zaman ihmalkar davranan, atıl davranan insanlar sizin kadar mesul olmaz. Çünkü Şeyh Said Efendi, Allah onu garip-i cennet eylesin, amin, mübarek bir şahsiyettir. Cumhuriyet tarihinde İslam ve iman namına tek isyan eden adamdır. Tek. İhtimal ahirette
O günden bugüne kadar insanlar içinde emsalsiz bir mevkii vardır. Ama onun icraatıyla Müslümanların acizi sabit olduğundan diğer insanların isyana teşebbüs etmemesi indi ilahide mazeret teşkil etmiştir. Çünkü isyan galiben galebe ihtimali olduğu zaman caizdir. Galiben galebe imkanı ihtimali olmadığı onun icraatıyla sabit olduktan sonra yeni bir isyan intihar olurdu. Bunu da Cenab-ı Allah bundan da insanları mesul tutmaz. Bakın o mübarek bir binanın sigorta teli gibiydi. Sigorta teli yanar, cereyan kesilir, bina yangından kurtulur. O mübarek yandı, bütün bir millet efradını Allah huzurunda mesul olmaktan kurtardı. Hepimiz ona minnettarız. Hepimiz. Babalarımız hesabına da minnettarız, kendi hesabımızda da minnettarız. Tek adam çıktı. Ama bir kişi olsun çıktı ya, çıktı ya bizi mesuliyetten kurtardı. Çünkü aziyet sabit oldu. Şimdi onu Kürtçü gösterenler yalan söylüyorlar. Ne o günkü mahkeme heyeti onu Kürtçülükle itham etmiştir, ne de o günkü basın. Tamamen irtica. İrtica ne? Şeriat istemek. İşte o günden beri İslam kötülendiğinden insanların hala o Kemalizm'den aldığı zehir ile yarı bedenen değil, ruhen sarhoş halde devam edenleri var. Bunlar da bu vatanın evlatlarıdır. Onların da dedeleri, babaları belki 50 sene, 100 sene evvel koşarak sabah namazına gidiyordu. Allah onlara acıyor, tedricen İslam'ı gelişmeyi murad ediyor ki onların da hidayetinden sonra İslam gelsin de ceza verecek adam kalmasın. Size başka vesileyle söyledim. Muntasır Kettani bundan 40 sene evvel bir hadis-i şerif okudu bize. İki bahr arasında bir şehir vardır. Onun iki defa fethi tahakkuk edecektir. Bu hadis. Biri kılıçla, birincisi kılıçla, ikincisi tekbirledir. Muntasır Kettani bu hadisi tefsir ederek o şehir İstanbul'dur. Kılıçla fethi gerçekleşmiştir. İkinci fethi tekbirledir. Tekbirle ne demek? Efrad-ı millet galiben İslam'a ram olduğu için bu millet Topkapı Sarayı Hümayun'la tekbirlerle yürüyecek ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sancağını çıkaracak. Bu sancak altına gelin diye ümmete yeniden davet çıkaracak. Lider bu Anadolu Müslümanıdır. O zaman buna muhalefet eden çıkmayacak. Taksim'deki yaramaz gibi adamlarla her biri Hazreti Ömer'in ikinci devresi gibi hidayet nasip olacak. Neticeye doğru yaklaştığımızın bir alameti de şudur ki çok bozuk insanlar sudan sebeplerle hidayete nail olarak o saflardan ayrılıp müminlerin saflarına geçecekler. Bu gelişmeyi bekleyin. Siz bunu göreceksiniz. O zaman beni de rahmetle yad edersiniz. Başka bir sual. Ha şunu söyleyeyim. Ben metot meselesini Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını öğrenmek ile izah etmiş olmama rağmen İslam Dünya Görüşü isimli kitabımda muhtasaran yazdım. Bir başlangıç olarak orada İslami mücadelede metodun nasıl olması lazım geldiğini bu arkadaşımız da başka bunu merak edenler de oradan okuyup görebilirler. Bunu yazmamın sebebi de 70'li yıllarda Müslüman gençleri sokağa düşürmek, dökmek isteyen bir hareket olmuştu. Onlar da şeriat dava ediyordu. İslam mücadelesinin nasıl olması lazım geldiğini ben onlara cevaben dergimde yazdım. Sonra da bu İslam Dünya Görüşü'nde hulasatan nakletti.
Bu kadarı yeter. Ama size şunu söyleyeyim ki, bir Müslüman olarak İslam'ı dava etme arzusunu taşıyorsanız, bu dini sokaktaki adamın bildiği kadar bilmek yetmez. Veya sokaktaki adamdan biraz fazla biliyorum diye de ben gerekeni yaptım demeyin. Bu dini muarızlarını iskat edecek delail ile, bir komünizmi, bir materyalizmi, bir siyantizmi redde kifayet edecek delail ile bilmeniz lazımdır. Ben bu derecede bilmenin bir özeti olarak İslam Dünya Görüşü ismiyle 500 sayfaya yakın bir kitap yazdım. Belki bundan fazlasınadır ihtiyacınız ama şimdilik bu kadarını okusanız yeter. Kitabımın reklamı için konuşmuyorum. Bütün İslami prensipleri metotlu dahil olarak bu yaşıma kadar pek çok İslam hakkında kitap gördüm. Ben böyle bir kitap mevcut görmedim. Onun için oturdum, bu bir eksik diye bunu yazdım. Yoksa kitabın satışıyla benim bir alakam yok, yanlış anlamayın. Sor başka bir sual. Üstadım, şu Almanya'daki arkadaşınızın Müslüman olan hanımıyla alakalı görüşmeyi anlatmadınız. Unuttum. Ay dedi, bu din böyleyse vallahi ben Müslüman olacağım dedi. Kadın cevabı bu oldu. Ben hiç böyle bilmiyordum dedi. Kilisede anlatılan din İslam bu değil dedi. Tabii garazkârâne anlatıyorlar. Garazkârâne şartlandı mı bizim Kemalistler gibi. Arapların bir darbe meseli vardır. Aynı rıza ankülle aybin keliyletün. Kema enne aine suhtu tübdül mesaviye. Bir şeye ondan razı olarak bakan göz kusur görmez. Kusur görmek kastıyla bakan da meziyet görmez. Bunlar İslam'a kusur görmek kastıyla bakıyorlar. Olmasa da icat ederler. Uydururlar. Fethullah'ın yanlışlarını dile getirdim diye benim hakkımda bir sürü yalan uydurdular. Çünkü bulamıyor bir şey. Bulamayınca uyduruyor. Yahudiymişim, bilmem neymişim vesaire. Mevzu bahsetmeye değmez. Evet, kadın Müslüman oldu. Başka bir sual sor.